Merhaba ben Rakitek. Bugün sizlerle kripto dünyasında herkesin merak edip beklediği soruya odaklanacağız. Bitcoin ve diğer kripto paralar ne zaman yükselecek? Ne zaman zirveye ulaşacak? Kripto paralar son birkaç yılda inanılmaz yükselişler ve düşüşler yaşadı. Ancak birçok yatırımcı hala bir sonraki zirveyi öngörmeye çalışıyor. Peki Bitcoin ve altcoinler ne zaman tekrar zirve yapacak? Bu videoda geçmiş fiyat hareketlerini ve gelecekteki olası boğa koşusunu değerlendireceğiz. Ayrıca zirve anında yapılacak en iyi yatırım stratejilerine de bakacağız sizler beraber. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle zirve kavramını biraz açalım. Kripto dünyasında zirve bir varlığın tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştığı ATH noktasını ifade eder. Örneğin Bitcoin 2021'de yaklaşık 65 bin dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu seviyeye ulaşmadan önce piyasada genellikle bir boğa koşusu yaşanır ve fiyatlar sürekli artış gösterir. Ancak zirveye ulaşıldıktan sonra piyasada genellikle bir düzeltme dönemi gelir ve fiyatlar düşmeye başlar. Zirve noktaları genellikle piyasanın aşırı değerli olduğu ve yatırımcıların büyük çoğunluğunun alım yaptığı dönemlerde ortaya çıkar. Bu dönemlerde piyasa genellikle aşırı ısınmış olarak nitelendirilir. Zirve noktası yatırımcıların büyük kazançlar elde ettiği anlardan birisi olabilir. Ancak zirveye yakın bir dönemde alım yapan yatırımcılar sonrasında yaşanan ciddi zararlar görebiliyor. Bu nedenle zirvenin ne zaman geleceğini doğru bir şekilde tahmin etmek kripto yatırımcıları için kritik bir öneme sahip. Bitcoin ve kriptoların geçmişteki fiyat hareketlerine baktığımızda zirve noktalarının genellikle 4 yılda bir gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun temel nedeni ise Bitcoin halving olayıdır. Halving her 4 yılda bir Bitcoin madencilik ödüllerinin yarıya düşmesi anlamına gelir. Bu olay Bitcoin arzını sınırlayarak fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturur. İlk büyük zirve 2013 yılında yaşandı. Bitcoin ilk kez büyük bir boğa koşusu yaşayarak 1000 doların üzerine çıktı. Bu seviyeye ulaştıktan sonra piyasada ciddi bir düzeltme başladı ve Bitcoin birkaç yıl boyunca düşük seviyelerde kaldı. Ardından 2017 yılında bir başka boğa koşusu başladı ve Bitcoin Aralık 2017'de 20 bin dolara kadar yükseldi. Bu dönemde Bitcoin'in en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. 2020 yılında ise Bitcoin'in 3. boğa koşusu sezonu başladı. Pandeminin etkisi dijital varlıklara olan ilgiyi arttırdı ve bu dönemde kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına girmesiyle birlikte Bitcoin yeniden bir yükseliş gösterdi. 2021 yılında Bitcoin 65 bin dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu zirvenin ardından piyasa düzeltmeye girdi ve Bitcoin fiyatları 20 bin dolarlara kadar düştü. Bu tarihsel döngü kripto yatırımcıları için önemli bir ipucu sunuyor. Bitcoin'in zirve yaptığı dönemler genellikle büyük boğa koşullarının ardından gelir ve ardından ayıp piyasası başlar. Bu döngülerin devam edip etmeyeceği gelecekteki fiyat hareketleri için belirleyici olacak. Bitcoin'in zirve yaptığı dönemler genellikle halving olayından birkaç ay sonra gerçekleşir. Halving bitcoin arzını yarıya indirerek madencilik özür ödüllerini azaltır. Arzın azalması ve talebin aynı kalması ya da artması durumunda fiyatlar yükselir. Bu yüzden halving genellikle bitcoin fiyatında büyük bir sıçrama yaşanmasına neden olur. Bir sonraki halving 2024 yılında gerçekleşecek Hiving sonrası piyasa koşullarını analiz eden birçok analist 2024-2025 yılları arasında Bitcoin'in yeni bir zirve yapmasını bekliyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artması bu beklentiye destekliyor. Bitcoin arzının azalması, fiyatların artması için bir temel oluşturur. Bu dönemde Bitcoin'in fiyatı önceki halving döngülerinde olduğu gibi hızlı bir şekilde yükselebilir. Ancak halving sonrasında fiyatların zirveye ulaşmasına hemen gerçekleşmez. Genellikle birkaç ay süren bir süreç sonrasında piyasa zirve yapar. Bu yüzden 2024 halvinginden sonra Bitcoin'in 100 bin dolara aşabileceği düşünülüyor. Ancak zirve noktası tam olarak tahmin edilmese de yatırımcılar bu döneme hazırlıklı olmadı. 2020'de başlayan boğa koşusu sırasında Bitcoin'e kurumsal yatırımcıların ilgisi büyük ölçüde arttı. MicroStrategy, Tesla, Suker gibi büyük şirketler Bitcoin'e önemli miktarda yatırım yaptı. Bunun yanında Grayscale ve diğer kripto fonları da yatırımcılarının Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklarına erişimini kolaylaştırdı. Kurumsal yatırımcılar piyasaya büyük miktarda sermaye enjekte ederek fiyatlarının yükselmesine neden oldular. Bu eğilim devam ederse Bitcoin'in bir sonraki zirvesi önceki dönemlerden daha yüksek olabilir. Özellikle Amerika'da kripto ETF'lerin onaylanması daha fazla kurumsal yatırımcının Bitcoin'e yatırım yapmasına olanak tanıyabilir. Ayrıca Amerika'da Sage'in Bitcoin ETF başvurularını onaylaması piyasa için önemli bir dönem noktası olabilir. Bitcoin ETF'leri kripto paralara erişimi kolaylaştırarak hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratabilir. Bu tür düzenlemelerin piyasada üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor ve bu durumda kripto piyasasının genel olarak yukarı yönlü hareket etmesine yol açabiliyor. Bitcoin boğa koşusunun ardından altcoin'lerin de büyük bir sıçrama yaşadığını birçok kez gördük. Altcoin'ler genellikle Bitcoin zirveye ulaştıktan sonra büyük kazançlar sağlar. Bu yüzden Bitcoin'in fiyat hareketlerini takip etmek altcoin yatırımcıları için de önemlidir. Ethereum gibi büyük altcoin'ler DeFi ve NFT alanlarındaki yenilikleriyle bir piyasa lideri konumunda. Ethereum 2.0 güncellemesiyle birlikte ağın daha ölçeklenebilir hale gelmesi ve işlem ücretlerinin düşmesi bekleniyor. Bu da Ethereum'un fiyatını yükseltebilir ve yeni bir zirveye ulaşmasına neden olabilir. Diğer altcoin'ler arasında Solana, Polkadot ve Avalanche gibi projelerde dikkat çekiyor. Özellikle düşük maliyetli ve hızlı işlem imkanı sunan bu projeler DeFi ve NFT alanındaki gelişmelerle birlikte daha fazla talep görebilir. Altcoin'ler boğa sezonlarında genellikle Bitcoin'den daha büyük yüzdelik artışlar sağlar. Bu yüzden yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarlar. Zirveleri tahmin etmek zor olsa da yatırımcıların piyasaya duyarlılığını takip etmek önemli. FOMO, boğa sezonlarında yatırımcıların yaptığı en büyük hatalardan biridir. Piyasa aşırı ısındığında birçok yatırımcı zirveye yakın seviyelerde alım yapar ve sonrasında yaşanan düzeltmelerle zarar eder. Bu yüzden uzun vadeli düşünmek ve risk yönetimi stratejileri geliştirmek her zaman kazançlı olacak. Kripto piyasası oldukça volatil olduğundan anlık fiyat hareketlerine kapılmadan stratejik bir şekilde pozisyon almak önemlidir. Kar elde etmeyi bir hedeflediğiniz seviyeleri belirlemek ve piyasanın zirveye ulaştığını hissettiğinizde kademeli olarak satış yapmak riskinizi azaltacaktır. Bunu kesinlikle yapın. Hatta alım yaparken de aynı şekilde ufak ufak alımlar yaparak her seviyeden alımlar yapmanız sizin riskinizi oldukça azaltır. Bitcoin ve diğer kripto paralar ne zaman zirveye yapacak? Bu soruya kesin yanıt vermek zor olsa da geçmiş fiyat hareketleri ve halving döngüleri zirve zamanlaması konusunda önemli ipuçları veriyor. Bir sonraki halvingin ardından bitcoin ve altcoinlerin yeni zirveler yapması bekleniyor. Ancak yatırım yaparken dikkatli olmak, piyasayı yakından takip etmek ve duygusal kararları almamak önemli. Sizler için hazırladığımız videoda detayları inceleyerek güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Yatırım yaparken kendi fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ben sizlere bunları öğretmeye devam edeceğim. Daha fazla içerik ve analiz için Rakitek kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.